İyi akşamlar kayıt dışı tarihe hoş geldiniz. Bugün 20 Şubat 2022 ve günlerden pazar güzel bir akşam temin ediyorum. Yine aynı saatte sizlerle birlikteyiz. Sofa Hocam hoş geldiniz sizlerde. Hoş bulduk sağ olun. Görüşmeli iyisiniz inşallah. E, çok şükür biraz koşturmalar arttı. Malum kitap sezonu başladı. Fuarlar başladı. Bugün de Üsküdar kitap fuarındaydım. Öyle mi? Geçtiğimiz günlerde evet biz onun haberini yaptık. dün, dün mü? Dün açıldı galiba. Dün, ee, çok cıvıl cıvıl bir ortam vardı orada. Ee, i̇nsanlar da özlemiş yani böyle yüz yüze görmek. Kitap i̇şte e, okuma sayısının arttığını ifade ediyor uzmanlar da. Katılıyor musunuz? Yani aslında kitap fiyatları çok yükseldi. Bilmem işte bir takım sıkıntılar hala işte... E, korona tam geçmiş değil. Buna rağmen e, insanlar... Dinlemek yani böyle artık o sanallıktan sıkılmışlar yani yüz yüze özellikle pandemide daha çok sık, evet. sık değil mi karşılıklı onun olarak teknolojiye maruz kaldı insanlar biz de hasret kaldık yani biz de tamam televizyon büyük ölçüde bu, bu dönemde bizim için bir kurtuluş yolu oldu ama ama e, biz seminlere gitmek insanlar da evet yani bir konferans salonunda böyle olmak. göz göze bakarak konuşmak Anlatmak daha o bambaşka falan. bir şey taka, onun taka. için. Taka. Üsküdar Kitap Fuarı'na e, katıldım. Oradan geliyorum. yani Biraz da onun ayağımın tozuyla. Ha, çok güzel. Fakat e, Üsküdar Belediye Başkanımız İlmi Türkmen Bey'e ve e, bu fuara emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir kitap sever olarak yani orada konferans verdiğim ya da kitap imzaladığım için değil iki saate da bir kitap imzalama e, seansımız oldu. Ama e, belediyelerin bu kitap meselesine sahip çıkması çok önemli. Ee, kitap az okunuyor. Kitap, efendim e, okuma oranı çok düşük gibi bir takım şeyler söylüyoruz ama burada bu fuarlar başladıktan sonra çok sayıda e, insanın daha fazla kitap alabildiğini e, ve aldığına göre de herhalde okuyordur bu kitapları. Hani bir söz var ya, söz uçar yazı kalır. Şimdi evet. teknolojide e, kaydettiğiniz şeyler bir şekilde teknolojinin e, işte vermiş olduğu şeyle bir anda kaybolabilir, evet. yok olabilir. Hard diski geri getirebiliriz. Ama kitap bilirsiniz. duruyor Hard böyle. Yanar gider. <laughs> ama kitaplar mutlaka durur. Evet. Bir kitap kaybedersiniz başka bir kitap bulursunuz ama e, ona mutlaka o bilgiye ulaşırsınız. Eyvallah. Şimdi İnşallah tek hakikaten. parti devri cinayetlerini konuşacağız sanırım bugün. Yine hazırlıklı geldiğinizi evet. görüyorum. O dönemde e, önemli isimler var gerçekten. Ali Şükrü Bey, e, daha sonra Deli Halit Paşa, Sabahattin Ali'nin e, şüpheli ölümü. Yani özellikle bu e, biraz okudum araştırdım. Deli Halit Paşa'yı evet. yani kendisinin mecliste vurulması, tedavisinin bir süre orada devam etmesi, bir evet. e, doktorun Aynen. gelmesi yani neden bir anda hastaneye kaldırılmıyor? Yani e, birçok ee, soru işareti var sadece bir tane değil ve tabi Ali Şükrü Bey de hak yaza muhalif bir gazeteciydi sanırım. sanırım ee, Sabahattin evet. Ali e, o biraz daha farklı şu bir de Vandaki şu 33 e, kurşun vakası. Değil mi o çok mu Muğla'da olayı ya 33 kurşun olayı ee, Ahmet Arif'in ünlü bir 33 kurşun şiiri vardır şair kendisi solcu bir şair Ahmet Arif. O 33 koşun şiirinde bu şeyi anlatır. Vakayı mı? Vakayı anlatır ki ona sırası gelince herhalde arkadaşlar bazı mısralarını bulup ekrana yansıtacaklardır. Şimdi, Şimdi e, evet. nereden başlayalım? Öyle. Arzu <laughs> edersiniz. Bu e, Ali Şükrü Bey evet. e, bir gazeteci kendisi ama muhalif bir gazeteci ve son derece sert bir muhalifette yapıyor aslında. Evet. Normal böyle e, işte. Ee, ...hem Nalan'a hem <laughs> da değil de... ...çok sert bir muhalif gazeteci... Evet. ...ve kendisi... E, ...katlediliyor. Şimdi Ali Şükrü Bey... E, ...aynı zamanda milletvekili... ...yani tamam gazetesi var... tam gazetesi var... ...bu TAN gazetesinde... E, ...doğruları... ...dobra dobra söylüyor... ...kendisi asker emeklisi... ...yani askerden e, emekli olmuş... ...ve... Ve siyasete atılmış ve bir cumhuriyet kurulmadan hemen önce işte ilk gazi meclisi milletvekillerinden birisi. O eli öpülesi meclisin üyelerinden bir olarak Trabzon mebusu olarak e, İstiklal Savaşı yıllarında bu zaferin e, tecellisi için uğraşan beyinlerden, ruhlardan bir tanesi. Şimdi e, Ali Şükrü Bey olayına geçmeden önce bizim yakın tarihimizin e, böyle faili meçhul bir sürü cinayeti olduğunu ve bu cinayetlerin hem meşrutiyet devrine kadar giden yani Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra e, karşımıza çıkan hem de Cumhuriyet devrinin ille 1920'li, 30'lu, 40'lı yılları değil. Çok yakın yıllarda, 1993 yılında, 90'lı yıllarda ama özellikle 93 yılında çok sayıda önemli asker, siyasetçi, işte Eşref Bittis Paşa, Turgut Özal, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok filan gibi bir dizi e, ölümün ya da işte cinayetin o döneme ...denk gelmesi... E, ...üzerinde durmamız lazım. Yani bilacizistan dediğimiz e, gibi... ...olayı... ...hepsi cinayettir. Evet, Evet. şimdi çok eskileri tabii ki konuşacağız. Onlar tarihin bir parçası oldu. Ama bunların henüz şu anda şeyi... ...belirlenebilecek durumda. Yani bizim hala... E, ...siyasi avramızı... ...siyasi atmosferimizi... ...etkilemeye devam eden insanlar bunlar. Yani Eşref, Bitlis olsun... Turgut Özal olsun, Uğur Mumcu olsun. Çünkü Uğur Mumcu cinayetinden sonra birdenbire her şeyin ne kadar değiştiğini, e bir anda işte İran öldürmüştür gibi bir yargının kamuoyuna pompalandığını, ondan sonra İran aleyhtarlığının başladığını, şeriat aleyhtarlığının başladığını, bakın İran'dan şeriata, şeriattan irticaya ve Türkiye'deki İslami kesimlere, yani olayın nasıl döndüğünü. Manipüle etmek ne kadar kolay değil mi? Evet. Bu kadar kolay da olmamalı aslında, o da bu. bir konuşulması Evet yani, yani onu siyasi e, programlar yapan arkadaşlar belki daha iyi anlatacaktır. Ama yani ben mekanizmayı çözmeye çalışıyorum. Evet. Burada böyle bir oyun döndü ve bu 93'ten sonra bir daha hiçbir şey 93 öncesi gibi olmadı. Yani 93 öncesinde 1980 ile 93 arasını yaşamış o dönemde ilk başta talebeydim sonra ...ilk kötü yayıncılıkla uğraştım, sonra yazarlığa başladığım yıllar. ya mesela Türkiye'de bugün yan yana gelmesi hayal dahi edilemeyecek birçok insan aynı masanın etrafında televizyonda olsun, bir salonda olsun açık oturumlarda bir araya gelip konuşabiliyorlardı. Şimdi bugün aynı insanları bir araya getirmen Hani ancak olay olur böyle hani çok özel güvenlik önlemleri falan filan e, alarak şey yapardı. Yani ne bileyim işte İsmet Özel, e, işte Ataol Behramoğlu, bilmem işte Toktamış Ateş, bilmem e, işte hatta biraz daha böyle uç bazı isimler falan da katılabiliyordu. Ertuğrul Kürkçü falan. Şey de düşünün yani konuşuyorlardı ve gerçekten de, beraber entelektüellerin konuşabildiği nadir dönemlerden bir tanesi olmuştu. Çünkü herkes 12 Eylül e, darbesinin tokadını yemişti evet. <laughs> ve herkes mağdurdu. Dolayısıyla mağdurların kendi içinde dayanışması şeklinde giderken evet. yani o sivil toplum Türkiye'de o dönemdeki kadar bir daha hiç canlı olmadı. Yani herkes mağdur olduğu için sivil toplumun önemi anlaşıldı. Dernekler, işte vakıflar, bunların faaliyetleri vesaire. Ee, ve o dönemde böyle bir milli mutabakat demeyelim ama asgari müştereklerde aynı kaygılardan yola çıkan yani fikir özgürlüğü işte bilmem e, demokrasi bilmem işte e, insan hakları vesaire bu tür noktalarda asgari müştereklerde buluşan bir entelektüel bir ortam bir fikir ortamı oluşmak e, üzereydi İslamcısından solcusuna milliyetçisinden bilmem e, diyelim ki Kürt siyasi hareketinin bazı e, aktörleri de o dönemde bu şeyin içindeydi. Aynı bu masada tartışılabiliyordu. Evet. evet. enteresan bir dönemdi. Evet. Ama ne oldu? Bu Uğur cinayetiyle birlikte olay şey yaptı ve gerginlik ortaya çıktı. Sonra Bahriye Üçok, sonra bilmem şu bu Özal'ın ee, ölümü on, 17 Nisan 1993. Yani e, Uğur Mumcu'nun e, neden dolayı öldürüldüğü, e, nasıl kitaplar yazdığı, kitaplarda nelere dokunduğu, kimleri e, evet. hedef aldığını konuşmak ve o dönemdeki insanlar biraz onu tam manasıyla sorgulayabilseydi, Uğur Mumcu'nun e, yani yazdığı kitapları belki... E neden dolayı evet. hedefte olduğunu algılayabilseydi o bahsettiğiniz o kasvetli ortam belki yine oluşmayacaktı. Evet. Yani, yani görüyoruz ki ucu yine FETÖ'ye dokunuyor. Kesinlikle. Yani Uğur Mumcu olsun, Ahmet Taner Kışlalı olsun. Yani bunlar konuşulabilecek insanlardı. Yani şeydi, evet, Tabii tabii. E, yani çünkü milli bir şey vardı, temeli vardı. Her ne kadar işte Kemalist olsa, şu da olsa, bu da olsa bir milli temeli vardı. Bu temel berhava edildi Türkiye'de yani 93-97 arasındaki o karanlık dönemde 98 tabii 2000 yıllara kadar devam etti. Yani Amerikan mandası isteyenlerin baskın geldiği dönemler evet, bunlar? Bu, bu Türkiye için kayıp bir dönem oldu ve bu cinayetler gerçekten kimin işine yaradı diye sonuçta hani Mahir Kaynak hep öyle sorardı yani olayın şu olmuş bu olmuş kaç kişi ölmüş değil. kimin işine yaradı kimin işine yaradı diye baktığın zaman Türkiye'deki e, milli e, ve yerli bir oluşumun önüne geçmek için her türlü fırsat oldu ve dolayısıyla şimdi içeride bir kaos bir şey olduğu zaman belirsizlik istikrarsızlık olduğu zaman e, ne oluyor ...yönetim kademesinin refleksi dışarıdan bir destekle bunu telafi etmek. İsrail'den istihbarat desteği mesela. Bilmem falanca'dan bir lobi desteği, bilmem işte kredi desteği. Bu sefer dışarıya muhtaç oluyorsun. Yani bu korkunç bir şey, kısır siz, döngü. Siz içeriden <laughs> yeter ki talep edin. E, talep ettiğinizde karşı taraf yağdırıyor zaten. Ki o da Ama mı? onun da şartları var. Yani bunun e, ne, ne olacağını, evet, evet, dair şartları var. Şimdi bu bir tuzak. Yani bizim ülkemize kurulmuş olan tuzak. Evet. Böyle nitekim Rusya ile çatışmamızı isteyen bir lobi daima vardır Türkiye'de. Evet. E, bu lobinin arayın kuyruğunun nereye gittiğini. Amerika'ya Amerika gider. İşte bilmem İngiltere'ye gider, şuraya gider, buraya gider. E, evet Rusya bizim can ciğer kuzu sarması olabileceğimiz bir devlet değil ama. Değil. Yeşil köy kadar gelmiş nasıl olabilir? Evet. Ama e, düzeyimizde yani. en büyük e, komşumuz bir dünya gücü e, ondan sonra eve ve bunun e, ve Türkiye'nin Rusya ile çatışması kötü olması kimin işine yarar? Yani açık şekilde Amerika'nın e, Kara Avrupa'sının işine yarar. Niye? Çünkü mesela uçak düşürme olayında da ben aynı şeyi o zaman da söyledim hatta bir televizyon programında. Yani bu Türkiye'nin lehine bir olay değil. O zaman hatta alkışlayanlar falan vardı. Dedim ki bu olmaz. Yani Rusya ile kötü olmak bizim lehimize değil. Rusya'yı sevdiğimiz için mi? Ruslara bayıldığımız için mi? Hayır. Böyle bir şey olabilir mi? Asla. Ama ne oluyor? Bakın Sultan Abdülhamit bu tuzağa düşmedi. 93 Harbi'nde zorla Mithat Paşalar Rusya ile bir savaşın içine Osmanlı'yı soktu. Abdülhamit daha yeni padişah. Bir yıllık padişah ancak var. Buna mani olamadı bile bir darbe ortamında padişah olduğu için yani sözü geçmiyor henüz daha o 1880'lerden sonraki Abdülhamit değil o zamanki. Eli kolu bağlı. Ve bu savaşa girilmesi karşılığında ne oldu? Osmanlı toprakları Balkanlarda ve Kafkaslarda çok büyük toprak kayıpları oldu. Evet. Şimdi bunlar yaşanınca Yeşilköy'e kadar dediğin gibi Rus ordusu geldi. İstanbul'a girmesi an meselesi. Bunun üzerine Osmanlı Sultan Abdülhamit İngiltere'ye yardıma çağırdı. İngiltere yardıma geldi. Güya. Tabii ne Tabii ki yardıma gelirim dedi. Ama karakası na, karakası na. gemilerimi bağlayacak bana bir üs vermen şartıyla. E neresi? Kıbrıs. Şimdi bakın. Böyle bir şeyin içine soktu. İkilemin içine soktu. Ya orada Sultan Abdülhamit anladı. Yani oyun büyük. Evet. <laughs> Türkiye Türkiye'yi Rusya ile çatıştırıp e, Rusya'ya göz kırpacaklar aldığın kadar ne kadar toprak alıyorsan senin olsun ama sonunda devreye girecekler bizi kurtarıcımız olacaklar biz de onlara medyunu şükran olacağız aman bizi kurtarın ondan sonra bize normal şartlarda yaptıramadıklarını o şekilde yaptıracaklar esaretimizi bir kere daha katmerlendirecekler Hı. bu tuzağa düşmemek için Sultan Abdülhamit o manevra politik manevralarını çok hesaplı yaptı her sene İstanbul'dan bir gemi özel olarak padişahın emriyle içine şemdinli tütünü, bilmem işte bazı işte sincap kürkü, bilmem ne falan filan özel hediyeler hazırlanır. Çar Libadiye Kırıma gelir. Orada yaz tatilini orada geçirir. Bu gemi gider, padişahın hediyelerini kendisine takdim eder. İşte padişahın selamını söyler. Ruslarla kötü olmamaya çalışır. Bunun ee, ne kadar önemli bir şey olduğunu işte şu anda daha iyi, iyi evet, anlıyoruz. Yani Şimdi Türkiye işte Afrin'de şu, değil mi? Yani birçok bir yerde e, Rusya'nın bir şeyi var. E, bize sağladığı bir manevra alanı var. alanı var. Bunu bunu inkar etmemek lazım. En son Karabağ'da bunu gördük sen. Evet, orada da mesela o bariz bir şekilde ortaya çıktı. Eğer biz Rusya'ya kötü olsak bir Karabağ operasyonu yapılabilir miydi? Yok. Ya yani ben <laughs> Çok zor. Ona e, Pek ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla yani bu tuzağı iyi görmemiz lazım. Türkiye içeride istikrarlı bir ülke haline gelmeye başladığı anda bir yerlerden düğmelere basılıyor. istikrarı bozmak Atalım. işte. Şu anda da yaşadığımız olay, ekonomide yaşadığımız evet. olay budur. Ee, ama o siyasi cinayetleri de unutmayacağız. O 93 olayı ben Turgut Özal'ın şöyle ya da böyle... Tamam. Hadi doktorlar bunu farklı şekilde açıklayabilir ama bir şekilde sağlığıyla oynandığı ve ee, diskalifiye edildiği kanaatindeyim. Bunun açıklaması uzun sürer. Biraz da spekülatiftir. Onun için oraya girmeyelim ama ee, bu siyasi cinayetler zincirinin yakın dönemde yaşadığımız halkalarından Birisi de Turgut Özal cinayetidir. Kesinlikle. Kendisine evet. rahmetle bu program vesilesiyle yeniden diğerleriyle beraber Aynen. kalmış olun. Hepsine Allah kanı kanı rahmet edilsin. Ama e, o da şaibeli bir e, evet. ölümle bu Şimdi, dünyadan göç etti. Eyvallah. Bunu inşallah bir başka böyle programda belki daha detaylı aileden gelen bilgilerle falan da konuşuruz. Şimdi e, öncesine gittiğimizde yani bu yakın dönemde. Cumhuriyetten önceki dönemde de yani baktığımız zaman mesela Sultan Abdülhamit iktidarında bu tür e, cinayetlerin e, veya siyasi idamların olmadığını görüyoruz. Yani onun döneminde böyle bir barış dönemi gibi bir dönem, bir istikrar sağlandı. E, muhalif gazeteciler yok muydu? vardı. Bunlar belli bir şekilde şey yapıyor fakat bunları yani en fazla bir sürgün cezası, bir bilmem işte kürek mahkumiyeti vesaire gibi. Yani idam kesinlikle yaptırmadı ve bu zaten kimileri de Sultan Abdülhamit eğer 3-5 kişi idam etseydi <laughs> kimse ihtilale cesaret edemezdi yorumunu yapanlar da var. Her neyse. Sultan Abdülhamit dönemine işte bilmem sansür gazetelere baskı uyguluyordu. Şu bu diyen ittihatçılar iktidara geldiğinde ne oldu? Ee, Hasan Fehmi ve Ahmet Samim diye iki gazeteci güpe gündüz öldürüldü. Muharif'ti bunlar. Birisi de Galata Köprüsü'nde öldürüldü. Yani tak. Hani Sultan Abdülhamit belki sansürle bazı şeyleri susturuyor ama bunlar açık. <laughs> alnına tabancayı boşaltarak susturdular. Şimdi o iki olay ondan sonraki birçok e, ...hadisenin de başlangıcı oldu. E, Babali baskını... Evet başbakan ...valiliğin, bugünkü İstanbul... ...valiliği binasının... ...basılması ve başbakanın masasına... ...tabancanın Enver Paşa tarafından... ...bırakılması... bunu imzalamasının istenmesi, istifasının... ...Kamil Paşa'nın bunu imzalaması ve... ...istifa etmesi... E, ...o arada işte Nazım Paşa'nın... ...öldürülmesi, birkaç kişinin... Yakup Cemil tarafından öldürülmesi gibi hadiseler yaşandı. Şimdi bunun akabinde ne oldu? için ortalarında bu defa Mahmut Şevket Paşa, Sadrazam, Bakın Sadrazam, Başbakan Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Hem de şey de yani o dönemde çok büyük yetkilere sahip olan, muazzam yetkilere sahip olan bir başbakan olarak iktidara geldi. Sultan Abdülhamid'i devirenlerden birisiydi. Yani bu saydıklarınızın hepsi demokrasi dışı işler. Tabii. Şimdi Mahmud demokrasi yoluyla alakası, yapamayacaklarını, anladıklarında. Tabii. Yani şimdi Mahmud Şevket şu, Paşa yollara sevkedildi. Doğru bak şimdi onu e, vurguladığın iyi oldu çünkü başka bir şey de aklıma geldi. Bunların çok tabii örnekler ama. Şimdi Mahmut Şevket Paşa Sadrazam ya Sadrazam yani Osmanlı Devleti'nde artık meşrutiyette olduğu için padişah sembolik bir yetkiye sahip en büyük yetki Sadrazam'da. Meclis ve Sadrazam. Mahmut Şevket Paşa asker e, fakat iddiaçılar Mahmut Şevket Paşa'yı iktidara getirdiler fakat onun karizmasından, onun otoritesinden yıldılar çünkü onu aşamıyorlar. Altında ezildiler. Evet. Aşamıyorlar ama ülkeyi diyelim ki savaşa sokacaklar. Böyle kararlar alacaklar ama Mahmut Şevket Paşa kısmen klasik yaşlı kuşak bir asker olduğu için bunlara bu oyunlara gelmiyor. Ee, ölümü de şöyle oldu. Bir e, Beyazıt'a geldi. Beyazıt'a otomobiliyle bir görüşme yaptı. Oradan çıkarken <laughs> iddiaçıların oyunları bitmez. E, trafiğin içine girdi. Tabi trafik hepsi şey değil at arabaları bilmem neler falan. Önünde bir cenaze arabası gördü şoförü. Mahmut Şevket Paşa oturuyor Cenaze arabası görünce ne yapar bir insan? Hani yavaşlar. Cenaze arabası da durdu olduğu yerde. Durunca bu şoför de durdu. Durunca, <laughs> meğer bu planın bir parçasıymış cenaze arabası. Göstermelik bir cenaze arabası. Hmm. Sadrazam'ın otomobilini durdurup sabitlemek için yapılmış bir operasyonmuş. Ee, durunca yanlardan gelenler tabancayla ateş ediyor arabanın içerisinde. Bir şey de yapamıyorlar yani o şeyde hiç tahmin etmedikleri o anda. bir araya sıkışıyor ve bir yayılım ateşiyle sadrazam hayatını kaybediyor. O araba hala şeyde. Harbi Askeri Müzesi'nde sergileniyor. Orada var. Onu korumuşlar da en nasılsa. Böylece iddiatçılar önlerindeki büyük bir engeli kaldırmış oldular. Yani Abdülhamid'i devrediler yetmedi. Ee, bir baskın yaptılar. Babali baskını o da yetmedi. Ondan sonra sefer Sadrazam'ı e, temizlediler. Başka türlü temizliğin e, ortalama hakim olamayacaklarını anlayınca onu da temizlediler. Böylece Türkiye 1. Dünya Savaşı'nın şeyine, ya. Said Halim Paşa döneminde 1. Dünya Savaşı'nın içine dalacak. Şey, Şimdi Said Halim Paşa hakim değil ki şey askeriyeye bilmem ne kendisi sivilden gelen birisi. Ve Enver Paşa Almanlarla anlaştı. Ee, anlaşma imzalandı ve savaşa girme kararından başbakanın dahi haberi yok. Öyle diyor yani kendisi benim de haberim olmadı. Ülke savaşa giriyor. Yani şimdi Sultan Abdülhamid'e despot dediler. der ee, işte Kızıl Sultan. Kanlı Sultan dediler. Bilmem diktatör dediler. Firavun dediler. Onların yerine gelenler ülkeyi savaşa sokuyor. Başbakanın haberi yok. Güya demokrasi var. Güya meşrutiyet var. Güya seçim var. Ha. Güya parlamento var. Güya bakanlar kurulu var. Hiçbirinin şey yok. 2-3 kişi anlaşıyor ve ülkeyi bir savaşın içine e, resmen atıyorlar. Şimdi bu dönemde bir de Yusuf İzzettin Efendi cinayetini saymamız lazım. 1917 itibariyle. Yusuf İzzettin Efendi Sultan Abdülaziz'in oğlu. Ha, evet arkadaşlar arabayı. Bahsettiğiniz <gülüyor> araba. <gülüyor> evet Mahmut Şevket Paşa'nın arabasını. Evet yani böyle bir araba. Bahsettiğimiz arabayı. Ne kadar hızlı gidebilir, ne kadar sıyrılabilir. İlk ateşi belki de şoför ne yaptılar. Açık zaten. Belki evet. Yani böyle korumasız tabii şey yani araba. Herhalde sadrazam da arkada. Arka koltukta. Kuşun geçmez e, cam ve saç. Çok kolay av olabilecek. Evet. Hele o zaman kuşun geçirmez Çok basit bir falan. kurguyla hallolabilecek bir hadise. Evet. Bu daha kaliteli bir resim. Evet bu gittiğiniz evet. zaman görürsünüz e, Harbiye'de ama bizim arkadaşlar da sağ olsunlar görüntüye getirdiler. Şimdi Yusuf İzzettin Efendi, Sultan Abdülaziz'in oğlu. Sultan Abdülaziz nasıl vefat etmişti? İntihar süsü verilmiş bir cinayetle vefat etmişti. Ee, odasına gelen dört tane bahçıvan kılığına sokulmuş pehlivanın bilek damarlarını kesmek suretiyle hayatına son verdiği, şehit ettiği Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi de Veli Aht, Veli Aht ne demek? Padişah'tan sonra padişah olacak olan şehzade. Yani bir sonraki padişah. Öyle diyelim. Yusuf Hizmet'in efendi Sultan Reşat'tan sonra padişah olacak olan şehzadeydi. Veli Yaş sırası itibariyle sıra ondaydı. Fakat Enver Paşa'yla ve iddiatçılarla arası iyi değildi Yusuf İzzettin Efendi'nin. Ee, ve hatta yani böyle bir takım dedikodular var. İşte Enver Paşa'ya tokat vurmuş. Çanakkale'ye gidince oradaki e, zayiatımızın ne kadar yüksek olduğunu anlayınca çok öfkelenmiş. Yani bunu mu yapacaktınız bu kadar vatan evladına kıyacaktınız diye. Bu her ne kadar... Haklı e, bir soru, haklı bir serseri Kesin bir Kanıta dayanmıyorsa bile o dönemde de daha sonra da bununla ilgili bir takım rivayetler dolaştı ortalıkta. Ve Yusuf Hizletin Efendi 1917 yılında aynı babası gibi bilek damarları yani kesilmek suretiyle bir ölümle ve ona da intihar dediler. Hala işte intihar diye bazı kitaplarda geçiyor. Şimdi Programın böylece, başladığından itibaren kaç tane isim saydınız? E, e, hemen hemen hepsi. Ee, ...intihar süsü bir e, cinayet vasıtasıyla bu dünyadan göç etmişiz. Ay, ay. İşte yakın tarih, niye bize en uzak tarih? Bundan. Ya. Yani bu kadar yakınımızda olan olayları biz e, uzaktan seyrediyoruz ve gerçek sebeplerine de evet inemiyoruz. Şimdi Yusuf hizzetin efendiyi de arkadaşlar ekrana getirdi böyle bu, bu, bu cesamette ve bu şeyde bir insan yani gerçekten vatanperver gerçekten şey e, o ölünce veliat Sultan Vahdettin oldu. Sultan Vahdettin tahta çıkması düşünülemiyordu bile. Yani ancak Yusuf İzzettin Efendi tahta çıkacak. Evet. O vefat ettikten sonra ancak sıra şey gelecek ki 60 küsur yaşındaydı Vahdettin tahta çıktığında. Belki de o zamana kadar e, şey yapacaktı. Çünkü 1918'de tahta çıktı. 1926'da vefat etti. 8 yıl padişahlık yaptı. Eğer 8 yıl e, Yusuf Hizzet'in Efendi tahta çıkmış olsaydı onun padişahlık yüzü görmesi mümkün olmayacaktı. Hani o açıdan önemli. Evet. Ve Yusuf İzettin Efendi de tasfiye edildi. E buna benzer daha bir sürü örneği sayabiliriz. Yani şey cumhuriyete gelinceye kadar karanlık dönemde yani mütareke döneminde ve İstiklal Savaşı yıllarında da bazı işte Kasap Osman'ın öldürülmesi gibi idamı gibi hadiseler var. Bu Kasap Osman olayı da enteresandır. Onun da bir gün e, geniş bir şekilde konuşuruz. Şimdi bunları söylüyorum bir taraftan bir taraftan da içim içimi yiyor. Asıl anlatacağım konulara sıra gelmeyecek. Onun için evet. e, burada arkadaşlar da sağ olsun görüntüleri paylaşıyorlar. Bu Hizmetin e, efendinin cenazesi. cenazesi. Evet. Evet. Şimdi yani Neyi konuşmuş olduk özetlersek yakın dönemdeki bir takım cinayetler ve şüpheli ölümler bir de uzak Cumhuriyet'ten önceki dönemde Yaşanan, e, yaşananlar. Ama bir asıl şimdi 1923'e döndüğümüz zaman Ali Şükrü, Ali Şükrü cinayetiyle karşı karşıya geleceğiz. Muhalif bir gazeteci. Evet. Değil mi? E, yani gazetecilik de yapan bir parlamenter. parlamenter. Yani, yani tam Tan diye bir gazetesi var. Bu gazetede kendisi... Çok e, mu etkiliydi acaba ki susturuldu değil mi? Onu da evet. düşünmüyor değil insan. Şimdi susturulma tarihi e, Lozan görüşmelerinin yapıldığı günlerde olması daha da enteresan. Yani İstiklal Savaşı yılları içerisinde mecliste çata çat e, mücadele verdi. Bazı hatalara eleştirdi, bunların hesabını sordu ee, ve işte bu hesap sorma noktasında yani imanlı özellikle hilafet konusunda çok hassas e, dini mübalatsızlıklara yer vermeyen bir anlayışı vardı ve gazetesinde de özellikle bu e, bağımsızlığımızı ve bunun bir takım tavizler verilerek Lozan'da elimizden çıkma tehlikesine karşı meclisi uyardı. Yani mecliste aslında şöyle bir şey vardı. İkinci grup dediğimiz. Yani birinci grup, ikinci grup. Daha halk partisi kurulmamıştı. Yani partisiz bir dönemdi. Yani birinci meclisimiz partisiz bir meclistir. Evet. İçinde parti yoktu. Trabzonlu muydu kendisi? Evet. Evet. Şimdi birinci meclis partisiz olduğu için e, her vekil kendi başına bir şeydi. Bir parti gibiydi. Eğer dişliyse kendi bölgesi adına çıkıp konuşabilir, e, şey yapabilir hatta yani kamuoyu oluşturup, mecliste çoğunluğu oluşturup bir bakanı düşürebilir. Yeni bir bakanın onun yerine seçilmesini sağlayabilir. Bu kadar güçlüydü. Parti yoktu. Parti kararı alınamıyordu. Dolayısıyla tek tek her vekil, şimdi İran'da olduğu gibi, parti yok. Her her vekil kendi gücüyle ayakta duruyordu. Kimseye göbek bağıyla bağlı değildi. Evet. Halk seçti. Halk hesabını halka karşı vermekteydi. Yani birinci meclisin farkı buradaydı. Bu resimde bir şey dikkatimi çekiyor. Birkaç kere o yüzden bakıyorum. Ortadan e, yırtılmış gibi bir ibare var? Evet. Bir ya katlanmış, bu resim kimden alınmış onu bilmiyorum. Ya katlanmış, katlan yıllar boyunca katlı kaldığı için ortadan yırtılmış. Veyahut işte bir sebepten dolayı o ortası yırtık. Evet. Ama e, aynı resmin parçaları olduğu belli. Laka. Onda bir problem yok. Şimdi e, esas itibariyle evet şehidi Muazzez Ali Şükrü Bey. Bunun akabinde Ali Şükrü Bey olayında şunu görüyoruz. İçki kanununu çıkarıyor. İçki yasağı kanununu çıkarıyor. Şimdi içki yasağı yani meni müskirat kanunu bugün belki çok az insan bunu biliyor. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı kanunlardan birisiydi. Yani İstiklal Savaşı yıllarında içki içilmesi yasaktı. 1923 ya da 24'te kaldırdı bu kanun yürürlükten. İçki ee, içki içen bir Türk, bir Müslüman görüldü mü tutuklanır, alınır, hesabı sorulur, mahkemeyi verilir. <laughs> Böyle bir dönemdi yani o milli mücadelenin, evet burada da beraber bir resimlerini bulmuşlar. Milli mücadelenin ruhuna gayet uygun ve bu kanunun çıkması için mücadele verenlerin başında da Ali Şükrü Bey Şükür geliyor. Bey ve bunu kabul etti mecliste. Geçirdi. Bu gibi meselelerde çok tavizsiz e, gerekirse hani Mustafa Kemal Paşa ile de çata çat mücadele eden üzerine yürüyen hatta bir ara ikisi de tabancalarına davranıyorlar böyle mecliste milletin ortasında. E, o zaman vekillerin cebinde tabanca var. Efendim e, bu muhalif tavrı e, meclis İkiye bölündüğü için daha da belirgin hale geliyor. Artık mecliste birinci grup ve ikinci grup diye iki gruplaşma e, olmuş. Yani birinci grup Park daha yok sonra... ama iki grup olmuş oldu. Evet. Hmm. Daha Birinci grup daha sonra e, Halk Partisi olacak. İkinci grupta Terakki Perver Parti olacak. Amerika'da olduğu gibi Cumhuriyetçiler ha. ve Demokratlar. Şimdi böyle bir siyasi oluşum var. Hükümetin e, icraatını destekleyen ve buna karşı olan bir başka grup. Ali Şükrü Bey de o grubun en önde gelen, en ateşli müdafilerinden birisi. Grup sözcüsü. Sözcüsü gibi ya, Gibi. hatta ondan daha da fazla böyle şey gibi. Kahramanı gibi yani belki kimilerinin korktuğu, çekindiği şeyleri çıkıp alenen e, dile getirebiliyor. Şimdi en son Rozan Görüşmeleri Kasım ayında başlıyor. Ve bu görüşmelerde e, haberler geliyor meclise. Yani şey oldu, işte şöyle bir madde geçti, böyle bir şey e, madde gündeme geldi. Batı Trakya'nın işte plebisitle e, nereye ait olacağına karar verilecek diye bir Meclisten yönerge verilmişti, bir talimat verilmişti. Ama orada bu mesela kabul ettirilemedi. Mesela buna karşı bir tepki ortaya koyuyor. Yahut 12 ada ile ilgili, yahut işte e, Güney sınırı, Suriye sınırı ile ilgili, yahut musulla ilgili. Yani bunlar mesela haberler geldikçe mecliste büyük bir infial uyanıyor. O infiali uyandıranlardan e, birisi de Ali Şükrü. Bey, evet yani muhalif duruşundan ve e, yaptıklarından bahsediyorsunuz ama e, 2022 yılında yani şu anda mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nde e, mecliste bulunan muhaliflerin gibi yaptığı gibi bir muhalefet değil onun. Değil. Milli Tamamen, muhalefet. Tamamen milli muhalefet. Milli muhalefet milli yani milli davalarda... Bayrak için, vatan şey için, devlet için. verilmez. Halk için. Evet. Bu İstiklal savaşında şehit olan askerler, bu anlaşma için şehit olmadılar. Onların kanının karşılığı bu değil. Biz Yunan'a, Batı Trakya'yı nasıl bırakırız? Suriye'yi, Fransa'ya nasıl bırakırız? Halep'i, Musul, her ne kadar Rozan'da bırakılmadıysa da alınamadı da. Velhasıl e, Ali Şükrü Bey burada eleştiri dozunu giderek yükseltiyor. Ve o eleştiri dozu yükseldikçe sivriliyor. Ve sivrildikçe de ona diş bileyenlerin sayısı artıyor. Şimdi e, bunu burada bırakalım. Akıbetine gelelim. Sonra arayı dolduralım. Yani olay 1923 yılının 27 Mart'ında oluyor. Yani Lozan görüşmelerinin ikinci dönemi başlamış, şey ikinci dönemi başlamak üzere ee, Nisan ayında başladı. Bu Mart'ta oluyor. İkinci dönemi başlamak üzere tam o sırada İsmet Paşa Türkiye'ye dönmüş ve Lozan'da ne olup bittiğini açıklamış. Bunun üzerine Mecliste en ağır tenkitler o, Ali Şükrü Bey tarafından yöneltilmiş. Başkaları da var elbette. Ee, yani Lozan bu haliyle bir hezimettir tezi mecliste ağırlık kazanmaya başlamış. Ve zaten birinci meclis yaşasaydı Lozan'ı kabul etmeyecekti. Bu çıktı ortaya. Yani sadece Ali Şükrü Bey'in şeyi değil, gayretiyle olan bir şey değil. Yani meclisin heyet umumiyesi bu anlaşma, bu antlaşma bu şekilde geçerse bu büyük bir hezimet olacaktır. ...bizim İstiklal savaşını kazanmış olmamızın manası kalmayacaktır. Evet sözünüzü kesiyorum ama. Diyecekler ve bu evet. giderek meclisin umumi havasına yansıyacak ve neticede birinci meclis Lozan'ı onaylamayacağı anlaşıldığı için... Evet. ...Lozan'ı değiştirmek yerine meclisi değiştirmek tercih edilecek. <laughs> böylece Lozana uygun bir meclis kurulması gündeme gelecek. Şimdi e, malumunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir Afrika ziyaretinde 4 günlük bir ziyaret Üç tane evet. ülkeye gidecek. Kongo'da şu anda. E, onunla ilgili görüntüler de e, geliyor. Anlaşmalar çok önemli e, tabii. Afrika. Şu anda e, gerçekten önemli bir noktada. Şu anda Evet efendim kısa bir aranın aldığından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tek parti e, devrindeki bir takım e, cinayetlerden ve şüpheli ölümlerden bahsediyoruz Mustafa Arman hocamızla. E, Ali Şükrü Bey neden katledildi? O süreçte neler yaşandı? E, meclisteki ve o dönemdeki ağırlığı nasıldı? Biraz onlardan e, araya gitmeden önce bahsetmiştiniz. Eyvallah. E, Afrika... Fütuhatı da hayırlı olsun. Onu da Şu söyleyelim. Ülkemiz adına, devletimiz adına. Şimdi 27 Mart 1923 Top, Ali Şükrü Bey'in kaybolduğu tarih. Ortadan kayboluyor. Şimdi 27 Mart'ı şöyle tarif edelim. 4 Şubat'ta Lozan görüşmeleri kesildi. İsmet İnönü Türkiye'ye döndü. Mecliste açıklamalar yaptı. Dedi ki Lozan'ın vaziyeti bu, böyle. Bizi şöyle sıkıştırıyorlar, böyle yapıyorlar falan filan. Bunları açıkladı. Buna karşı en sert tepkilerden birisini Ali Şükür Bey verdi. Bunun arkasından bir başka olay daha burada karşımıza çıktı. O da özellikle 1923'ün e, ortamında e, Ali Şükrü Bey'in Rozan görüşmelerine karşı bu tepkiyi vermesi üzerine e, mecliste bir tartışmanın olması ve Ali Şükrü Bey'in üzerine bir takım insanların işte yürümesi yahut işte ona karşı diş bilemesi gibi bir takım hadiseler e, peş peşe vuku buldu. Şimdi Ali Şükrü Bey'in ölümünden çok kısa bir süre önce yani ortadan kaybolmasından çok kısa bir süre önce şüphelere davet eden bir hadise yaşanıyor. İçki yasa kanunu meriyette, yürürlükte hala. Meni müskilat kanunu. Henüz kalkmamış. Buna rağmen Çankaya'nın çevresinde bazı içki imarathaneleri ortaya çıktığını tespit ediyor ve diyor ki ya bu böyle bir şey olur mu? İçki kanunu çıkmış, meclisten geçmiş. İçki yasağı kanunu var. Bunlar kapatılmalı. Bunların mutlaka kapatılması lazım. Millete bunu açıklayamayız diyor. Ve bunu kanunu uygulamak ve denetlemekle yükümlü olanların görevlerini ihmal ettiklerini ve bu kanunu en başta kendilerinin ihlal ettiğini meclise açıkça bangır bangır, bağıra bağıra söylüyor ve bu oturumdan kısa bir süre sonra Ali Şükrü Bey ortadan kayboluyor. Şimdi bir milletvekili ve meclisin gözde milletvekillerinden birisi dişli ikinci grubunun içerisinde. Tabii ki yokluğu hissediliyor. Seveni de çok, düşman da çok. Olay şu, 27 Mart günü Topal Osman Giresunlu, Topal Osman bir adamını Ali Şükrü'nün evine gönderiyor. Ali Şükrü'yü kahve içmeye davet ediyor. Aslında onlar tanışıyorlar kendi aralarında. Yani biri Giresunlu, biri Trabzonlu. Yani evet. hemşeri sayılırlar. Yani onların kendi aralarında bir özel düşmanlık yok. Şimdi şüphe, zaten şüphe uyandıran tarafı burası. Yani, yani çok kanlı bıçaklı olurlar da hani onun öldürmesi beklenir. Ama öyle bir durum da yok. Kayseri'den bir izleyicimiz Yusuf Sürdem'de Topal Osman kimdir, kim adına çalıştı diye bir soru o, o da enteresan bir soru. İnşallah onu da unutmayalım. Cevaplandıralım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ne dedik? Ali Şükrü ile Topal Osman arasında bir şey yok. Husumet yok. Husumetin olmadığı nereden belli? Ali Şükrü'ye adamını gönderiyor gelsin bir kahve içelim diyor. Şimdi husumet olsa düşmanlık olsa Ali Şükrü kalkıp onun evine gider mi? Bir gire sunayım, biri Giresun'un biri Değil mi? Yani aralarında bir dostluk olduğunu gösteriyor. Düşmanlık olsa ne o ona evine girebilir davet edebilir ne de o davete icabet eder. Fakat. Gidiyor ve kahve içerken Karadonlu yani o Ali şeyini, Topal Osman'ın o geleneksel kıyafetlerini giymiş onlara Karadonlu diyorlar. Dört adam ellerinde yağlı ilmeklerle aniden arkadan Ali Şükrü Bey'in boğazına ilmekleri atıp sıkıp orada öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Fakat hemen de tabii olmuyor asker kökenli güçlü kuvvetli bir adam öyle şey değil. E, alil bir adam değil. Bunun üzerine... O sırada e, elini atıyor oturduğu sandalyenin, yani sandalye dediğim şu bazı kahvelerde Hatta, küçük kürsüler olur ya hasır. Evet. evet. Hatırlıyor musun böyle küçük evet, hasır evet, kürsüler? Evet. Onun bacağını yakalayıp onu kopartıp vuracak demek ki. Yani o can havliyle onu şey yapmış. Evinde Ali Şükrü'nün e, Topal Osman'ın evinde hasırı parçalanmış bir sandalye buluyorlar. Bir tane öyle bir şey çıkıyor karşılığında. Ee, bunun akabinde ortadan kayboluyor. Şimdi ortadan kaybolduktan sonra arıyorlar. Nerede bu? Mustafa Kemal Rauf Orbay'a soruyor. Rauf Orbay da başbakan o tarihte. O işte araştırıyor muhafız taburuna soruyor o ona soruyor filan bir anda Ali Şükrü'nün Topal Osman tarafından kaçırıldığı bilgisi yayılıyor ortada bir anda yani adeta resmi bir şey gibi halbuki ortada böyle net bir delil de yok ama bir anda Topal Osman'ın ismi ortaya atılıyor onun öldürdüğü ortaya atılıyor ve bu sefer Topal Osman'a karşı bir harekata girişilmesi istediyor. Başbakan Rauf Orbay e, muhafız alayını görevlendiriyor. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı zaten Topal Osman'da Cumhurbaşkanlığı muhafız alayının bir parçası. Yani o evet. sonra onun yerini alacak muhafız alayı. Bunlar muhafız alayı kurulmadan önce Mustafa Kemal Paşa'nın korumalığını yapmışlar Topal Osman ve bu Karadonlu uşakları. Birdenbire ibreler hep Topal Osman'ı göstermeye başlıyor. Sanki herkes biliyor. Yani herkesin bildiği bir sır ortaya çıkıyor sanki. Topal Osman'ın üzerine muhafız birliğini e, yönlendirmeye çalışıyor. Mustafa Kemal Paşa da diyor ki Rauf Orba'ya. Ya diyor onların işlerinde diyor bir sürü Karadenizli var. Bunlar Topal Osman'a kurşun sıkmaz. Onun için muhafız birliğiyle bu işi Halletmesi doğru olmayacak diye başka bir birlikte Topal Osman'ın da köş şeyi mekanı meskeni Çankaya köşkünün altında bir diyelim ki işte çiftliği var ya da işte çiftlik evi var. Evet. Orası ve çiftlik evi kuşatılıyor. Teslim ol diyorlar teslim olmuyor. Onların Kuşatmaya geldiklerini fark eden Topal Osman çok ilginç bir şekilde kendi mekanını terk edip Çankaya Köşkü'ne saldırıyor. <laughs> Bunlar enteresan. çok enteresan olaylar. Enteresan. Ee, Mustafa Kemal Paşa da o sırada Latife Hanım'la birlikte Çankaya Köşkü'nde. Ve oradan Çankaya Köşkü'nden onları kaçırıp istasyon binasına getiriyorlar. Topal Osman Çankaya Köşkü'ne giriyor. İçeride kimse yok. Aradığı kimse yok. Basıyor yani. Çankaya Köşkü'de basıyor. Adamlarıyla birlikte. Şimdi normalde ne olması lazım? Şimdi Topal Osman üzerine operasyon yapıldığında ya kaçması lazım ya kendini savunması lazım. İkisini yani Çankaya Köşkü'de niye saldırıyor? Sebebi ne? Düşünelim <laughs> yani bazı şeyleri anlatamıyoruz tabii ki. Evet. Yani bu, bu, bir şeyin göstergesi. Ve içeri giriyor. Gittiklerini anlayınca ortalığı ya kırıp dökmeye başlıyor öfkesinden. Hatta Latife Hanım'ın gardırobunu açıyor. Bıçakla gardırobundaki elbiseleri parçalıyor. Kırsından. Yani beni aldattınız gibi bir şey söylediği de rivayet ediliyor. Bu İpek Çalışlar'ın e, Latife kitabında bu şeyler bilgiler var orada değerli toplu bir şekilde onu bulabiliyorsunuz. Bu bize bir şey gösteriyor. Yani Topal Osman burada kullanıldığını ve belki de hani sen bu işi yap, biz senin arkandayız denilmiş olduğunu anlıyoruz. Benim çıkarsamam bu. Üzerine hücum edince bu sefer hani beni koruyacaktınız. Bana oyun yaptınız diyerek o kızgınlıkla beraber evet. diyor Çankaya. Benim çıkardığım sonuç bu. Ee, bunun gerçekten böyle olup olmadığını bilme şansımız yok. Niye? Çünkü Topal Osman teslim olmaya zorlanmadan ateş açılarak öldürüldü. Şimdi bu kadar mühim bir cinayeti işlemiş birisinin ne yapıp edip teslim olmaya zorlanması gerekirdi. Yani susuz bırakılsın bilmem. <laughs> Değil mi? Yani etrafını çevirilsin. işte zorlarsın. Şu olur, bu olur. Yani ne sağ olarak ele geçirmek. Sağ olarak ele geçirmesi konuşması lazım bu adamın. Ama ne oluyor? İsmail Hakkı Tekçe muhafız taburu komutanı. İsmail Hakkı Tekçe ateş açma emrini veriyor. Onlar atıyor, onlar atıyor. Neticede tabii muhafız taburunun gücü karşısında Topal Yine Osman düşüyor. ve uşaklarının elindeki silahlar kifayet etmiyor ve öldürülüyor aslında yaralı bir şekilde yakalanabilir. yahut sağ teslim alınabilirdi. Böylece en büyük şahit ve onun yanındaki diğer uşaklar da galiba 10 ya da 11 uçak bu şekilde öldürülüyor. Şimdi bunun üzerine Topal Osman'ın da öldürülmesi olayı iyice şeye dönüştürüyor. Ama bu arada cesedin nasıl bulunduğunu da söyleyelim. Yani bir önceki aşama birkaç gün ortadan kaybolduktan sonra bir tarlanın ortasında kış günü, Mart, Ankara'nın Mart'ında soğuk. Evet arkadaşlar, soğuk bir havası. Var. Bir tarlanın ortasında sinek görüyorlar böyle bir sinek kümesi konup kalkıyor, konup kalkıyor. Ve ne oluyor diyor? Yani Mart ayında tarlanın ortasında sinek ne ...ne arıyor. bir gidiyorlar ki orada bir yeni kazılmış bir toprak ve işte şeyin bir kol görülüyor. Kolun çıkartılması üzerine işte Ali Şükür Bey'in cesedi orada bulunuyor. O da aslında bence şeyin bir ihbarı üzerine yani bir bir nevi içeriden yapılan bir ihbar sonucunda onun bulunduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi ne oldu? Ali Şükrü Bey muharif en büyük muharif temizlendi. Topal Osman Ali Şükrü Bey cinayetine azmettirilerek öyle anlaşılıyor. O, o da susturuldu. E, susturuldu. E, hatta Öldürüldükten sonra başı kesilerek, yani onu da söyleyelim, başı kesilerek ayağından meclisin önüne asıldı. Yani ibret alemi için. Şimdi bunlar bu ülkede yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihinin kara sayfaları. Topal Osman'ı söylüyorsunuz. Topal Osman, evet. Yani bir milletvekilini öldürdüğü için onda o şekilde asıldığını biliyoruz. Şimdi bu Topal Osman kendiliğinden kalkıp da bir milletvekilini hele hele böyle sivrilmiş bir milletvekilini öldürür mü? Topal Osman, Ali Şükrü Bey'in arkadaşı. Böyle bir şey yapması için bir sebep var mı? Hadi Ali Şükrü, Ali Şükrü Bey'i öldürdüğünü Kabul edelim ve bunun da bilindiğini kabul edelim. Bu kadar mühim bir cinayetin faili herkes tarafından kim olduğu bilinen neden? Topal Osman sağ neden sağ olarak ikna edilmedi? Ya hani şimdi bile değil mi teröristlere ne diyorlar? Etkin pişmanlık bilmem ne hani tamam sana çok ağır bir ceza vermeyeceğiz ama bak piş şey yap bu meseleyi açıkla yeter ki denilerek bir şey yapılabilirdi. Bir müzakere sürecine girilebilirdi ama o da yapılmadı. İsmail Hakkı tekçe gerçekte bir tetikçidir. Ve bu işi daha sonra kendisi e, yıllar sonra açıklamıştır. Belki yani. bu soru işaretleri şöyle çözülebilir mi bilmiyorum. E, olay yeri inceleyelim. E, şeyi diyeyim tabii de. E, acaba e, Topolos'un üzerinde kaç tane e, kurşun e, yarası vardı mesela? <laughs> evet onu... <laughs> çok sayıda şimdi söyleyince hatırlar gibi oldum ama yani çok sayıda üzerinde kurşun hani öldürüldüğüne dair yani, bir yerde bir şey okunmuş. 2 3 4 yok de, daha Yoksa daha fazla. 10 20 30 mu? Takriben muhtemelen o yani kadar var yani. Yüksek olduğunda şu an çok daha farklı bir yok ama yorum ortaya çıkar. Evet. Yani adeta hani ölmesi için hani ne bileyim bir tane ...bacağına atarsın, bir tane karnını atarsın. Hani e, böyle olabilir. Fakat burada mesele e, Topal Osman'da susturulması. Böylece e, mesela Mahiriz şöyle diyor. Artık Osman Ağa'nın çetesine lüzum kalmamıştı. Yani onun da tasfiye edilme zamanı gelmişti. Mahiriz de birinci Büyük Millet Meclisi de katip o tarihte. Yani meclisin içinde bulunan, bütün o süreci ya kulakla ya gözüyle duyan, görmüş gören, olan, duyan. bir şahit yani. Ve o cümleyi bu sarf etti. Topal Osman Ağa'nın çetesine lüzum kalmamıştı. Hmm. Fakat kimse buna ses çıkarmaya cesaret edemiyordu. Bu çete efradı, pür silah, hatta küçük bombalarıyla doğrudan meclise giriyorlardı. Mahiriz'in söylediğini aktarıyorum burada. Elbette bu gayri tabi hal bu normal dışı anormal hal devam edemezdi. Galiba bir taşla iki kuş birden vurulsun diye Ali Şükrü Bey'in vücudunu ortadan kaldırma işi Topal Osman'a havale edildi. Mahir izin Ki istiyorum. Topal Osman'ın da ortadan kaldırılması için bir sebep bulunsun. Yani hem bir muhalif temizlenecek hem de o muhalif zaten bir artık defteri yani. dürülmek istenen birisine yaptırılarak o şey yapılacak, tasfiye edilecek. bunun üzerine bu cinayetin ortaya çıkması üzerine Tan gazetesi, evet burada o dönemde çıkan gazete. Hasan bu. Pulur yazmış bunda. Bu da enteresan. Evet. İsmail Hakkı hatıraları diye Hasan Pulur'un Topal Osman'ı tepeleme yazdığı bir yazıyı muhafızı. aktarmış arkadaşlar. Ee, şimdi Tan gazetesinde yani Topal Osman'ın gazetesinde şöyle diyor. Çok ağır tabi bir infial uyandırıyor bu. Az önce gördüğümüz o cenaze töreni ve onun arkasından. Ee, bakın e ne Fakat diyor? meclis hala tatmin olmuş değildi. Yaylım ateşinde vurulduğu halde diyor yazıda. Evet. Onun üzerine ceset gömüldüğü yerden çıkarıldı. Gece yarısı e, başlayan teşhismaetisi gün öğleye doğru bitti. Topal Osman'ın kuvvetleri bertaraf edilmiş. O da yaylım ateşinde vurulmuştu. Yani yaylım ateşi. Evet. Demek ki mitral özde falan ya da toplu bir ateş. Fakat meclis hala tatmin olmuş değildir. Bunun üzerine ceset gömüldüğü yerden çıkarıldı. Evet, az önce başsız ceset dedim ya, yani o kadar kafası olmayacak bir şekilde önce gömüyorlar. Gömüldükten sonra çıkarıp ben o ayrıntıyı atlamıştım. Gömüldükten sonra çıkarıp meclisin önünde ayağından başından asamadıkları için çünkü kafa diye bir şey kalmamış anlaşılan o vaziyette ayağından e, asıyorlar. Bu da Karadeniz evet, Trabzon Mevlusu merhum Ali Şükrü Bey'in oğlu. Babamı Osman Ağa öldürmedi diyor. Evet. Yani burada muhtemelen süzdü. şunu diyordur. Yani babamın yani şeyi, Osman Ağa'nın kendi şeyi değil. Yani o yönlendirildi ya da başka bir şey Biri yaptı. Biri mutlaka gibi. onu azmettirdi demektir. Evet azmettirdi yani. ya da buna benzer bir şey. Şimdi e, Ali Şükrü Bey'in Tan Gazetesi'nde bunun üzerine bir sürü yazı çıkıyor. Onlardan bir tanesini sadece iki cümle okuyacağım. Senin boğazına uzanan kanlı ve kirli eller, Ali Şükrü, bütün Trabzon halkının, bütün Türkiye halkının boğazına uzanmıştır. Seni boğan eller, Ali Şükrü, bütün milletin fikrini boğmak için bu cinayeti yapmıştır. Böyle bir infial halinde bu tepkiler ortaya konuluyor. Ama ne oluyor? Meclisin e, en büyük muhariflerinden birisi tasfiye edilmiş oluyor. Lozan görüşmeleri ikinci turu başlarken. Benim tekim 4 Nisan galiba başlangıç tarihi Lozan'ın ikinci turunun. Hemen onun öncesinde bu olay şey yapıyor. E, ve meclis bu olay üzerine çok büyük reaksiyon gösteriyor. Yani bir milletvekilinin böyle güpe gündüz öldürülmüş olması e, meclisin hükümetle işte meclis başkanlığıyla olan güven ilişkisini zedeliyor. Bunun üzerine zaten bu meclisin bu haliyle e, yönetilemez olduğu kararına varan Mustafa Kemal Paşa fesih meclisin kendi kendini fesih etmesi gerektiğine İnanıyor ve bunu uygulatıyor. Dolayısıyla birinci meclis bu görev süresi son. dolmadan önce hmm. görev süresi dolmadan önce kendi kendini ederek Lozan görüşmelerinde alınacak kararın imzalanacak antlaşmanın onaylanabileceği bir meclis oluşturulması için bu meclis bitiriliyor Nisan ayında artık bitti yeni seçim yapılıyor yeni seçimden sonra. Ee, halk fırkası kuruluyor. Yeni seçimden önce halk fırkası kuruluyor. Sonra halk fırkasının e, seçime tek parti olarak girmesi sağlanıyor. ve Tek parti idaresi o gün bu şekilde başlıyor. Yani bütün meclisin milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa tarafından adaylar belirleniyor. Zaten tek parti olduğu için ve tek aday gösterildiği için onlar mecburen seçiliyor. Şimdi bu e, başlangıç olarak 1923'te e, Cumhuriyet'in kurulmasından hemen önce olan hadiseler Cumhuriyet kuruluyor. Ondan sonra zaten Telakki Parti'nin kurulması gündeme geliyor. O 24, 25, 26 olaylar öyle gelişiyor. Yani e, Ali Şükrü Bey'in bu muhalif e, milletvekilinin bir taşla birden kuş vurulmak suretiyle tasfiyesi birinci meclisin sonu oluyor artık. Ondan sonra birinci meclisin içinde kim muhalefete cesaret edebilir, kim sesini çıkarabilir. Tamam biraz bazı çağırdılar ama biraz artık ikinci meclis büyük ölçüde hani muhalefet dozu çok düşürülmüş bir meclis olacak. Orada bile, ikinci mecliste bile tam tasfiye yapılamadığı için Kazım Karabekir gibi, Refet Bele gibi, Ali Fuat Cebesoy gibi, Adnan Adıvar gibi muhalifler ikinci mecliste bir şekilde yer alacaklar. Ama onlar da Şeyh Said olayıyla ilişkilendirilmek suretiyle 1925'te ve partinin programına dini fikirler ve inançlara saygılıyız cümlesini koydukları için suçlanmak suretiyle Terakkiperver Parti'de kapattırılacak. Sonra onlar idamla yargılanıp artık siyasi hayattan tasfiye edilecek. Gerçek tek parti idaresi 1925 itibariyle Türkiye'de 46'ya kadar, 45'e kadar bir 20 yıl... E, Tam manasıyla yaşanacak. Ama onun yani başlangıcı bu, işte bu olay. Saydığınız isimlerden ki Kazım Karabekir'i programlarda bilmiyorum. açıklamıştınız zaten. E, hapsi ve yaşadığı süreç değil mi? Gerçekten e, zor bir süreç. E, yani insan tabii böyle sizden ve onları dinledikçe e, o dönemi yeniden gözünün önünde canlandırıyor. E, acaba niye öyle oldu? Niye böyle oldu? Bütün sorular aslında cevap buluyor. Evet. Cevabı olmayan sorular ama evet. işte bunlar inşallah ileride daha net konuşulacağı zamanlarda gelir. yani bu CHP dönemini hatırlatın vatandaşlar unuttu diye bir izleyicimiz ismini yazmamış sanırım. Bir resimle beraber paylaşmış. Tansiyon ölçülür bir at arabasının üzerine tansiyon ölçülür yazılmış. <laughs> Böyle bir şey. Evet o kadar yüksek miyiz bizim? Paylaşmış. <laughs> Dozumuz... <laughs> evet. E, Mümkün <yakın> akşamlar. olduğu <laughs> kadar ben düşürmeye çalışarak anlatıyorum. Evet. E, Deli Halit Paşa neden öldürüldüğünü anlatır mısınız evet. demiş bir izleyicimiz. <laughs> Feridun Bey bir programımızda Deli e, Halit Paşa öldürmesini anlatır mısınız demiş. İyi yayınlar. Evet bugün onu vaktimiz kaldıysa e, Tabii. biraz anlatalım. İnşallah. Şimdi bu 1923'teki olay. Ali Şükrü Bey cinayeti. 1926'ya gelin. Artık Cumhuriyet'in 3. yılı. Lozan imzalanmış ee, ve Musul görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte bir milletvekili daha mecliste öldürüldü. Ali Şükür Bey'den 3 yıl sonra bir milletvekili, ikinci mecliste bu defa, evet. ee, mecliste bizzat meclisin içerisinde, bünyesinde ...tabancayla vurularak öldürüldü. Biri Galata'da, biri meclisin içinde. <laughs> evet. Yani Ali Şükrü Bey de Ankara'da. Şeyde. Şimdi şeye bakılırsa meclisin yapısına. Şimdi Ali Şükrü Bey olayından farklı olarak Deli Halit Paşa İstiklal Savaşı'nda hatta İstiklal Savaşı'ndan önce Birinci Dünya Savaşı'nda Trablus Kalp'ta bilmem işte Kafkas cephesinde, Batı bin, cephesinde komutanlık yaptı. Evet, sonra İzmit bölgesinde komutanlık yaptı. Kazım Karabekir'in yanında, Kars'ın geri alınmasında anlaşmasından sonra, Kazım Karabekir'in gönderdiği, Kolordu komutanı gönderdiği bir albaydı galiba o zaman rütbesi. böyle kahraman, anlaşanlı bir Türk askeri. Ve vücudunda 13 tane. ...kurşun yarası olan bir... ...kahraman. Deli denilmesinin sebebi o. Yani böyle... ...kendini esirgemeyen... ...gözü pek... ...düşmanın üzerine... Adına ...13 tane kurşun yarası olduğu... ...ifade ediliyor. Şimdi... ...Deli Halit... ...Paşa ya da Halit Paşa... ...Deli deyince genelde sanki böyle bir... ...pejoratif bir ifade kullanmış gibi oluyorsun. Yani... Kötüleyen ya da küçümseyen gibi. Tam aksine onu yücelten ha, bir ifade olarak Yani aslında o zaman arkadaşları ona deli derken yani gözünü budaktan sakınmayan. Gözü pek. Kendini feda eden yani delicesine, vatanı için mücadele eden manasına kullanmış Ama biz işte deli deyince bugünkü sivil hayatta biraz böyle yani kafayı yemiş falan gibi. Gerçi evet. kafayı yemiştir yani bu insanlar gerçekten öyledir ee, vatanları için. Kendilerini feda etmişler. Evet. Şimdi zengin bir aile, kendisi Eyüplü, ee, zengin bir aile, çok büyük mal varlıkları olan bir aile. Normalde Deli Halit Paşa'nın ya da Halit Paşa'nın işte e, el bebek, gül bebek yetiştirilmiş. İşte Avrupa'da okullarda okuyan, işte ne bileyim yani bir eli yağda bir eli balda birisi olmasını beklersiniz. Yani o servete, o aile gelinliğine baktığınızda ama kendisi... Halbiye'yi bitiriyor ve savaşa dediğim gibi Trabluskarpa da gönüllü gidenlerden bir tanesi. Enver Paşa'nın komutası altında. Milli mücadelede de dediğim gibi yer alıyor ve e, milli mücadelenin en önemli aktörlerinden birisi. Yani üst komuta seviyesinde ve Paşalığa kadar terfi etmiş generalliğe kadar terfi etmiş üst komuta seviyesinde bir e, kahraman asker. Şimdi bu Deli Halit Paşa'nın e, ikinci mecliste yer aldığını görüyoruz. İkinci meclise girmiş. İkinci mecliste bir başka e, enteresan kişi daha var. O da İsmail Hakkı Tekçe'nin muhafız taburu birliğinde bulunan ve Topal Osman'ın öldürülmesi olayında bir e, birliğe komuta eden Rauf isimli bir asker Rize milletvekili olarak ikinci meclise giriyor. Rauf. Yani Rauf Orbay değil o. Başka, evet. başka bir Rauf. Yani muhafız taburundan gösterdiği kahramanlıktan dolayı Topal Osman'ın öldürülmesi ve temizlenmesindeki kahramanlıktan dolayı meclise girmiş. Şimdi bu ikisi Halit Paşa, Rauf Bey aynı meclis çatısı altında buluşuyorlar ve e, Halit Paşa'nın bir özelliği var, biraz e, asabi bir insan ve aniden hani fevri der eskiler, bilmiyorum biliyor musunuz? Fevri. fevri. Yani, ani hareket. Ani bir bir şey olur, aniden bir tepki bir anda e, verir. fevri bir kişiliği var. Artık vücuduna aldığı yaraların tesiri mi yoksa karakteri mi öyle bilmiyoruz. Zaman zaman mecliste böyle sert şeyleri var, çıkışları var. Bu arada eee Harit Paşa'nın milli mücadeledeki gazilerin maaşlarının yetmediğini, yeterli olmadığını ve bunların maaşlarının yükseltilmesi gerektiğini bir önergeyle meclis başkanlığına sunuyor ve o önergenin oylanacağı gün mecliste gidiyor, ikna turlarına giriyor. Yani diyor ki ya bakın bu çok önemli işte gazilerin maaşlarının çok düşük olduğu aileleri perişan bir vaziyette bunlara düzgün bir maaş verilmesi için bir kampanya başlatıyor adam. Yani evet. Kendi emrindeki askerlerden biliyor zaten bu vaziyeti. Yani. Dolayısıyla mecliste bir şeyle o kanunun çıkmaması için şey yapan müc mücadele verenler de Halit Bey arasında, Halit Paşa arasında bir tartışma oluyor. Neden Ve, karşı çıkıyorlar? Bütçe müsait değil Yani Bütçe yani. müsait değil. Memleketin durumu böyle. E, bunu şey yapma. Fazla büyütme. Niye bu kadar üzerinde duruyorsun falan diye. Ve ters ters cevaplar bile. O cevaplar verenlerden bir tanesi Rauf bu. Rize milletvekili yani. Evet. Az önce bahsettiğim o Topal Osman'ın tetikçisinde. Evet. Ters bir cevap veriyor Halit Paşa'ya. O da ne demek istiyorsun ya diyor sen. Bunlar diyor bu memleket için kanını verdi, canını verdi bu insanlar. Bu insanların ailelerine biz bakmak zorundayız. Onlar şu anda topal, kör ortalıkta dolaşıyorlar falan. O da böyle ters bir cevap veriyor. Çık dışarı diyor. Hani vardır ya öyle bizde. Çık dışarı falan şeyi. Herkesin de cebinde tabancalar var o zaman mecliste. Evet. Yani asker milletvekilleri de olduğunu biliyoruz. Çık, çıkamazsın, çıkarsın. İkisi de çıkıyorlar. Ve meclis salonunun dışında demek ki işte o hol kısmında bunlar kavga'yı devam ediyor. Etraflarında bir sürü milletvekili var. Onlar e, araya girmeye çalışıyor. İtiş, kakış falan derken bunlar bir boğuşma halinde e, bir yere yuvarlanıyorlar. Şeyde o sırada bir tabanca sesi çıkıyor ve Halit Paşa "Ah vuruldum." diye bağırıyor. Ee, tabancanın e, arkasından ateşlendiği görülüyor. Yani arkadan bir ateş şey yapılmış. Fakat şeyde demek ki o sırada Rauf'un elinde tabanca var ya e, öyle hatırlıyor şey e, beni Rauf vurdu diyor Harit Paşa henüz yaralı vaziyetteyken fakat bu arada e, o kavgaya bir şekilde karışmış bulunan e, Kel Ali Ali Çetinkaya da e, diyor ki hayır ben ateşledim. Yani kendisinin onla onunla, da bir tartışma olmuş orada. Ben benim tabancamdan çıktı koçun diyor. Halit Bey, Rauf beni vurdu diyor. Bu ben vurdum. Benim tabancamdan ateşlendi. O sırada işte gerçek mi, şey, hakikat mı? Şimdi işte çok garip bir vaziyet var. Evet. Ee, bu yaralanma olayının akabinde bir taraftan savcı çağrılıyor, bir taraftan da Halit Bey, Halit Paşa mecliste bir odaya kaldırılıyor. Bir şiltenin üzerine yatırılıyor. Hastaneye kaldırılmıyor. Ankara'da hastane yok mu o zaman? Abdülhamid'in açtığı hastane var. Hiçbir şey olmaz. Evet. Yani Sultan Abdülhamid birçok Anadolu şehrine hastane açtı. Ankara'ya da açtığı bir kureba hastanesi var. Hastaneye götürülmesi gerekirken bir milletvekili ya şimdi bir milletvekilini bırak bir iş yerinde bile birisinin parmağı kanasa ne yapıyor? Hastaneye gidiyor. Mesuliyeti var bunun yani adam kangren olsa bir şey olsa hadi bakalım sen niye götürmedin? Hesabı sorulur değil mi? Baka. Ama bir milletvekili mecliste herkesin gözünün önünde şu veya bu kişi tarafından vuruluyor. Fakat... Meclis sorumluluğunda. Evet. Esnada. Bütün meclisin. Tabii. Gözlerinde gerçekleşiyor. E, sorumluluğu altında. Ve Mevbuslar orada. Gönderilmiyor. Orada bir odaya koyuyorlar. Gelen giden ziyaret ediyor, işte bakıyor, ediyor falan filan. Fakat bu e, tedavi işi herhalde bir doktor çağırıyorlarsa bile dışarıdan işte çağırıyorlar. Aile, çok varlıklı bir aile demiştik. Evet. Devreye giriyor. Diyor ki, diyorlar ki bırakın evladımızı bize teslim edin. Biz Avrupa'ya uçakla onu götüreceğiz. Avrupa'da tedavi ettireceğiz. Niye vermiyorsunuz bize evladımızı? Vermiyorlar. Hasta orada üç gün yanılmıyorsam inleye iğne kan kaybı me meclisin bir evet e, odasında kan kaybından ya da işte e, tam şeyi e, bu hadise Orada yaşanırken Halit Paşa'nın öldürülmesi olayında hukuk devreye giriyor, adliye devreye giriyor. Ve ne yapılıyor? Soruşturma açılıyor. Soruşturma sırasında Keller'in diyor ki evet ben benim tabancamdan ateşlendi. Ben yaptım, ben vurdum. Ama diyor işte kazara oldu. İşte şey yaparken itiş kakış sırasında kazara oldu. Ama kendisinin tabancasına ateşlendiğini orada savcıya itiraf ettiği halde hakkında bir soruşturma, bir onun kovuşturma açılmadan orada iş bitiriliyor, takipsizlik veriliyor ve Kelali Paçayı kurtarıyor. Raufa zaten hiçbir şey tereddüt etmiyor ona. Yani bu iş uzamıyor. öyle kapatılıyor. kapatılıyor. Fakat daha enteresan bir şey var. Onu da söylemesem içimde kalacak. Daha enteresan bir şey var. O da Keralinin. Bakın bu olay 1926'nın işte başları. 1926 yılında Ankara İstiklal Mahkemesi kuruluyor. İzmir suikasti, e, tasavvuru, teşebbüsü. Teşebbüsü, tasavvuru. Yani ortada teşebbüs yok. Bir ta, tasavvur var, bir e, konuşulmuş, bir şeyler yapılmış ama yani bir fiiliyata, fiiliyata geçmemiş. Zaten işlerinden birisi itirafçı oluyor. itirapçı olduğu için olay ortaya çıkıyor. Çorap söküğü gibi ortaya çıkıyor ve bunun üzerine olayı genişlete genişlete Terakki Perver Parti'nin bütün kodamanları, başlarındaki liderler Kazım Karabekir e dahil olmak üzere bunun içine sokuluyor ve e, Mustafa Kemal Paşa'ya suikast Gazi'ye suikast düzenledikleri gerekçesiyle, Suikastin içinde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanıyorlar ve İzmir'de bu yargılama sonuçlanıyor. 10 ee, kadar idamla ve Kazım Karabekir ve arkadaşları Ali Fuat Cebesoy filan siyasetle bir daha iştigal etmemek şartıyla beraat etirliyor. Ama bir daha siyasete kesinlikle karışmayacaksınız. Bak bu <laughs> idam sehpasının altından geçiriyorlar ve gözda öyle terakkiper vermiş bilmem neymiş. <laughs> i̇şte ben çıkacağım mecliste konuşacağım, hakkımı arayacağım öyle bir şey yok. Susacaksınız. Böylece e, Kazım Karabekir Paşa eve kapatılıyor, diğerleri aynı şekilde susturuluyor. Beni de kim bu suskunluk neredeyse 1950 yılına kadar devam edecek. Yani şey açısından diyorum. Genel manada, siyasi alanda. de. Evet. Yani Demokrat Parti gelene kadar hatırat yayınlanmamıştı Türkiye'de. Hatırat yayınlamak yasaktı. Ya, yayınlamaya kalkanlar, çok nadiren bazı örnekler var elimizde. Birisi Kazım Karabekir, 1933 yılında hatıratını bastırdı. Tam formaları aldı, matbaadan evi basıldı değil mi? Ay önce matbaa basıldı. Matbaa basıldı. Matbaadan basılı kitaplar ertesi gün piyasaya gidecek kitaplar o gece toplandı, kapatıldı. Bakırköy'de kireç ocaklarına götürüldü, yakıldı, külleri de üzerine kireç dökülmek suretiyle kapatıldı. Ee, 1946 yılında Ali İhsan Sabis Paşa Birinci Dünya Savaşı hatıralarını yayınlamaya kalktı. Bu tür amarenin kahramanlarından birisi kendisi. Evet. Onu anlatacak adam. Daha birinci cildi yayınlar yayınlamaz. Kitap toplatıldı ve mahkeme açıldı. 3-4 sene içeride yattı Ali İhsan Sabit Paşa. Hatta Necip Fazıl bir ara mahkeme... Yani <laughs> ne yazıyordu Ahmet Cezaevi'ne girdiğinde Ali İhsan Sabit Paşa orada yatıyor. Yani onunla gördüler, arkadaş oldular orada. Evet. <laughs> Mahpusane arkadaşı. Evet. Şimdi 1950'ye kadar hatırat yayına bak yasaktı. Bu arada aklıma geldi mesela İsmet İnönü'nün hatıratı ne zaman yayınlandı biliyor musun? 1968'in Nisan ya da Mayıs aylarında yayınlandı. Bunun enteresan tarafı ne biliyor musun? İstiklal Savaşı'nın büyük isimleri, lider isimleri. Yani Mustafa Kemal 1938'de öldü. Hadi o erken. Nevil Çakmak 1950'de öldü. Rauf Orbay 1964'te öldü. Evet. Refet Bele 1965'te öldü. 1968'in ocağında Ali Fuat Cebesoy öldü son büyük şahit ortadan kalktıktan sonra İsmet İnönü hatıralarını yayınladı. İtiraz edecek herkes toprağın altına girmişti. Canlı ve şahit olmayınca. Kim itiraz edebilirdi 68 yılında? Yani alt düzeyde bir takım askerler olmuş olabilir ama onu bilen. Yani Arif Cebe söylüyor ki İsmet İnönü Anadolu'ya geçmeden önce bir ara Ankara'ya geldi diyor. Ki, çok kısa bir süre. Ankara'ya geldi. Ben de sevindim diyor. Asıl gelişi değil. Asıl gelişinden önceki bir gelişi bu. Ocak. Ee, Ocak 1920. Yani meclis açılmadan önce Ankara'ya geldi diyor. Ben de sevindim diyor. Ya ne kadar güzel. Bak işte geldin. Bizim de komutana ihtiyacımız var burada. Yok demiş ben geçici geldim. Geri gideceğim. Ya niye gidiyorsun? Geldin bak Anadolu'ya. Hani bir şekilde... Sen şimdi geri nasıl gideceksin? Ya gittiğin zaman İngilizler seni tutuklamaz mı? <laughs> Çünkü değil mi? Öyle bir korkusu yok galiba. Yok diyor ben kalmayacağım. İkna edemedim diyor. Mesela bunu yazıyor. Ve gitti diyor tekrar İstanbul'a. Kimse sorgu sual etmedi önünden. Halbuki İstanbul'dan kaçarak gelmiş olsa, İngilizlerin izni olmadan gelmiş olsa dönüşte Haydarpaşa Garı'nda eline kelepçeyi takmazlar mıydı? Takarlar. Ve gitti İstanbul'da 3-4 ay daha kaldı Nisan ayına kadar. Ee, ve nasıl Ankara'ya asıl gelişinin nasıl olduğunu... Evet. işte Yeni Bahçeli Şükrü'den e, ve o dönemde yaşamış birçok e, hatıratlardan bunu biliyoruz ki... Evet. ...bunu Fatih Rıfkı Atay da aslında ifşa ediyor... Peki. Kısa bir yani, araya gidelim. Anadolu'ya zorla gönderildiğini istemeye istemeye gönderildiğini de e, bu arada söyleyelim. Evet. Yani e, esas meseleyi de şöyle bağlayalım ki hani döndüğümüzde önümüzde hazır olsun. E, yani 1968 yılında bütün şahitler öldükten sonra ancak hatıratlarını yayınladı. Ve bu da onun tarih karşısında Hesap verme noktasında ne kadar çekingen davrandığını gösteren örneklerden bir tanesi. Diyelim, bağlayalım. Peki, şimdi kısa bir araya gidelim efendim. Kısa bir e, ara vermiştik. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tek parti devrindeki yaşanan cinayetler, şaibeli olaylardan bahsediyoruz. Ali Şükrü Bey neden katledildi? Bir gazeteci ve aynı zamanda bir meyabustu kendisi. O süreç nasıldı? Ee, az önce hem onu konuştuk, Deli Halit Paşa'ya da tabii değindik biraz. O soru işaretleri e, yaşananlar. Evet. Orada çok kısaca şunu söyleyelim. Ee, Kerali, ben vurdum, benim tabancamdan çıkan kurşunla vuruldu diye kendisini ortaya atmasına rağmen kendisine dokunmadığı gibi bir davaya, bir yargılamaya dönüşürüm dediği gibi ee, aynı yıl İstiklal Mahkemesi kuruldu. Kazım Karabekir Paşa dahil olmak üzere İstiklal Savaşı'nın anlı şanlı kahramanlarını yargılayan mahkemenin başkanı oldu. İşte bu asla kabul edilmeyecek olan bir durum. Yani <laughs> ben vurdum diye, ben öldürdüm diye bir milletvekili, bir kahraman paşayı öldürdüm diyen birisi hadi Kollandı diyelim. Yapıldı. Bir şekilde <laughs> hesap sorulmadı ama bir mahkemeye başkan yapılıp Kazım Karabekir Paşa gibi Ali Fuat Cebesoy gibi her biri bu millet için ömrünü vakfetmiş paşalara hesap soran onlara niye suikast düzenlediniz diye hesap soran bir mahkemenin başkanı atanması artık sözün bittiği yer diyorum ben. Yani böyle bir hukuk düzeni ...dünyada görünmemiştir. Bu sebeple... ...yani o dönemin olaylarını biz... ...konuşurken... ...birçok... ...bu şekilde... ...tarihten tasfiye edilmiş... ...bir takım milletvekilleri... ...işte... ...gazeteciler... ...şunlar bunlar... ...hikayeciler... ...Sabahattin Ali... Ne oldu? Tamam tek parti değil artık öldürüldüğü tarihte çok partili hayat başlamış ama yine CHP'nin iktidarda olduğu bir dönem. 1948 yılında mahkeme e, hapse atıyor Sabahattin Ali çıkıyor ve artık burada kalmak istemiyor yani. Çünkü öldürüleceğine kanaat getirmiş artık iyice. İstanbul'da erkek kardeşiyle karşılaşıyor galiba değil mi? Ve e, benimle bu aralar çok uğraşıyorlar. Çok uğraşıyorlar. Ee, ve garip bir şekilde yani uzun uzun anlatırız bir gün onların. Süremiz çok kısa. Kendisi Bulgaristan'a kaçıracak bir örgütle ilişkiye geçiriliyor ve o örgüt tarafından Ali Ertekin diye birisi ya kendisini kaçıracak. Bulgaristan sınırında bir yerde e, sınıra doğru yönlendiriliyor. Orada bir ateş yakılıyor. O ateşin yakılma sırasında güya Ali Ertekin bunu öldürüyor. Niye öldürüyor? Yani ne gerekçe var bunun öldürülmesinde? O bir türlü açıklanmadı. Dört yıl ne hapis cezası verdirir adama. Öyle şey yaptı. Şimdi Sabahattin Ali gibi bugün kitapları kapış kapış okunan bir yazarın yine tek partinin Devamı olan CHP iktidarı döneminde ortadan kaldırılması ve bugün CHP'nin arkasından <laughs> ağıtlar yakması. Ah Sabahattin Ali işte şöyledir böyledir. Ya bu adam sizin zamanınızda katledildi. Bir özür dileyin. Ne büyük tesadüf. Yani bir ara Kılıçdaroğlu evet ya CHP'nin tarihinde böyle şeyler de olmuştu falan gibi yarım ağız bir şey söyledi ama bu kesmez. Net açıklayacaksınız. Evet yani. Sözeceksiniz. Yani olay böyle olmuştu. Şundan dolayı yapıldı. Evet. Nasıl cumhurbaşkanımız başbakanken 2013 yılında Dersim katliamını açıkladı. Ve dedi ki Dersim'de devlet 30 bin insanın bu masum insanın ölümüne şey yapmıştır. Eğer özür dilemesi gerekiyorsa özür diliyorum. Net yani bir başbakan olarak evet benim partim değil, benim zihniyetim değil ama bir başbakan olarak eğer bir özür dilenmesi gerekiyorsa e, o insanların çocuklarına ben özür diliyorum. O erdemi gösterdi ama kendileri bunu göstermiyor. Bir taraftan e, kafasını taşla ezerek öldüren bir anlayış ama bu taraftan sanki hiç böyle bir şey yapılmamış gibi tereyağından kıl çeker gibi kendini kurtarıp sanki Demokrat Parti öldürmüş, sanki Demokrat Parti e, bu cinayeti işlemiş gibi. Bir de sağcıların üzerine kan sıçratmaya çalışan bir yaklaşım yaklaşımlar. E, Nazım Hikmet'i İstiklal Mahkemesinde yargıladılar. Ya e, hala söylemiyorlar. Kim çıkarttı yani. onu? Hapisten çıkartan isim Adnan Hapisten çıkartan Demokrat isim. Parti hapse evet. atan CHP yani Menderes af kanunu çıkarmasa Nazım Hikmet içeriden çıkabilecek miydi? Daha kaç yıl cezası vardı? Yani ama hala yani Nazım Hikmet'i bayrak yaparlar. Belki, at, galiba 1965'te falan çıkacaktı yani o, o 28 yıl hapis cezası vermiyor. 13 yılını ancak tamamladı. 13 yılda nedir? 1938-1950. <laughs> Kimin dönemi? Evet. Altın Çağ dedikleri bir dönem değil mi ya, Güya? Ee, bir de sadece şunu söyleyelim. Ee, 1943 yılında Van'ın Özalp ilçesinde e, 33 insan, 33 kişi katledildi. Bunun da hesabı CHP döneminde sorulmadı. Üstü kapatıldı. 33 insan. Neden katledildi? Çünkü... E, Şöyle şey yapayım. Bahsedildi gibi mi? Koyun kaçakçılığı Evet. Yani orada bir e, başka bir mesele var orada ama bu e, İran'dan bir grup silahlı insan geliyor. Bu Özalp köylerinden 500 kadar sığırı kaçırıyorlar. 500 sığır. Bir sığırın Değeri işte bugün malum et fiyatları da arttı. Yani 20-25 bin lira Belki evet o civarda. 500 tane olduğunu düşün bir de o köylünün bütün mal varlığı o. Evet. Bu sefer köylü ne yapıyor? Al jandarmaya kaymakama şuna buna koşuyor. Buna mani olun. Bak bunlar geldi silahı da aldı götürdüler. Gidin yani bunları geri getirin. Kılları kıpırdamıyor kimsenin. Bunlar da o zaman yani can malın yongasıdır. Silahlanıp gidip <laughs> kendi malımızı kendimiz koruruz. Kendimizi alalım geriye diye. Silahlanıp İran sınırına gidiyorlar. Evet. Bir kısmını geri getirmeyi başarıyorlar. Şeylerini sığırları. Fakat bir kısmı çatışma sırasında telef oluyor. Bunun üzerine halk Cumhurbaşkanı Ankara'ya şikayette bulunuyor. Cumhurbaşkanı İnönü haberdar oluyor ve Mustafa Muğlalı'ya, 3. Ordu Komutanı Mustafa Muğlalı'ya halkla kaymakam birbirine girmiş işi hallet diyor. İşi halleti o yanlış anlıyor ya da doğru anlıyor artık ne demekse. Muğlalı sınır bölünürken İran'da akrabası kalan kim varsa onları tespit ettiriyor. İçlerinde Mikail Bayram hocanın babası da var. Geceleyin köye geliyor, ışığı yanan evlerdeki erkekleri topluyor. Bu sırada bir asker de izinde olarak köye gelmiş. Bakın evet. enteresanlık burada. Akrabaları da hasret gideriyor o sırada. Onu da yakalayıp götürüyorlar. Yani erkekleri topla getir dedi ya asker yani muvazzaf asker izne gelmiş. Onu da alıp götürüyorlar. Ve toplam 33 erkeği elleri bağlı vaziyette Takorengiz evet. köyünde bir vadiye indiriyorlar. Sizi yedek asker yapacağız diye yola çıkardıkları bu insanları bir emirle kurşuna diziyorlar ve onlar orada derenin, kenarında hayatlarını kaybediyor. Şimdi bu olay e, çok enteresan bir şekilde tek parti devrinde hesabı sorulmuyor. Halk şikayet ediyor. Hakkını arıyor. Bilmem bir şey oluyor, bu oluyor. Ama hiçbir zaman bunun hesabı sorulmuyor. Ne zamana kadar? 1950 yılında iktidar Değiştik değiştikten sonra e, Demokrat Partiler bu işin peşine düşüyor ve bir mahkeme açılmasını sağlıyorlar. Mahkeme Mustafa Muğla'lıyı bu şeyi diyor. emri verdiği için mahkum ediyor. Zaten hapishanede ölüyor Mustafa Muğla'lı. Ama Mustafa Muğla'lı savunmasında ben emir kuluyum. Bana bu emri verdiler dese de kaynağını açıklayamıyor. Ne? Ve böylece Mustafa Muğla'lı hani şey gibi, Topal Osman gibi yani kullanılıp maalesef. E, bir kirli mendil gibi bir kenara atılan. Peki hocam. E, bir şey oluyor. Dolayısıyla Prince'de... 33 kuruşun Ahmet Arif'in şiiri vardır. Bu 33 kuruşun diye Hı -hı. şiir bunu anlatır. Yani bu sol literatürde evet. bilinen bir şiirdir. Evet. Bir başka programda ee, okuyalım inşallah. Daha sonra bunları konuşuruz. Evet. İnşallah. Ağzınıza sağlık tekrar. Ee, haftaya tekrar görüşeceğiz. İyi akşamlar.